Sevgili izleyiciler, Ayrıntı programından hepinize merhaba. Bugün ekonomiyi konuşacağız. Hep Covid sürecinde, salgın döneminde özellikle karantina ve evde kısmi yasakların olduğu ve evde olduğumuz dönemdeki sağlık ve ekonomi boyutlarını programlarımızda hep ele aldık. Hatta işin psikolojik boyutlarını da ele aldık, özellikle çocuklar açısından. Ama önümüze bakmamız ve ekonomimizi nasıl ayağa kaldırabileceğimize biraz daha fazla kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu noktada İş Adamları Derneği ayın başlarında yaklaşık 3 hafta önce bu mevcut durumdan daha iyi noktaya ekonominin nasıl gelebileceği ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli önerilerinin yer aldığı bir reçeteyi kamuoyuyla açıkladı, kamuoyuyla paylaştı. Ve bu açıklanan önerilerin kapsamının ne olduğu ve bu öneriler uygulanırsa hangileri uygulandığında ne tür katkıları olabileceği noktasını daha derinden tartışabilmek için bugün iki konuğumuz var. İş Adamları Derneği Genel Sekreteri Ali Akın Önder ve As Başkan Ali İhsan Çevik'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, yani İşat'ın reçetesine geçmeden önce biraz bu geçtiğimiz iki ayı değerlendirmenizi isteyeceğiz. Yani iş yerlerinin büyük çoğunluğunun kapalı olduğu, bugün hatta sadece şekilen açıldı bazı iş yerleri. İş rantıbanı kesinlikle çok kötü, görüyoruz bunu. Siz daha çok içindesiniz, daha çok paydaşlarla da birliktesiniz. Bu noktada nasıl değerlendirirsiniz? Sayın Çevik, sizden başlayalım. Nasıl bu bir iki ay geçirdik? Ya hakikaten sıkıntılı iki ay geçirdik. Bir alışık olmadığımız bir olay. Yani biz ilk hani iş yerlerinin kapanacağını falan duyduğumuzda inanamadık ya, gerçek mi falan gibisinden düşündük ama dünyadaki boyutunu düşündüğümüz zaman bu pandeminin hakikaten de böyle ciddi önlemler alınması gerektiğini gördük. Yani hükümet doğru adım attı. Yani ilk okulları tatil ettiler. İşte sonra iş yerlerini kapanma zorunluluğu falan getirdiler. Yani doğruydu aslında bu. Çünkü hakikaten çaresi olmayan ve çok çabuk bulaşabilen bir salgındı. 100 yılda bir görülen bir salgınmış. Yani 1900'lü yılların başında görülmüş buna benzer bir salgın. Onun haricinde yani böyle ciddi önlemler alınmalıydı. Hükümet doğru şeyler yaptı bu süreçte, bana göre. Doğru adımlar attı, doğru kararlar verildi. Bana göre yanlış olan tek karar şuydu. Bankalar konusunda biraz şey olabilirdi. Kredilerin ödenmesine evet ertelendi edildi ama faizsiz ertelenme imkanı olsaydı eğer çok daha doğru olurdu. Yani hiçbir şekilde yani ne mevduata, tabii ki yani bankaların da sorumluluğu, ciddi sorumluluğu var. Ne mevduata ne de şeye faiz vermeden, yani koşulsuz iki ay ötelenseydi en azından daha mantıklı olurdu diyebilirim. Yani buradaki sıkıntı bana göre tek böyle biraz hafif kalınan nokta kredilerin ötelenmesi. Doğrudur, ötelendi ama birçok banka daha fazla faiz oranını arttırarak faizi talep etti. Halbuki denseydi ki sıfır faizde iki ay öteleniyor. Tabii ki bankanın sorumluluğu da var. Mevduata da faiz veriyor. Mevduat sahiplerine karşı da sorumluluğu var. Ne mevduata ne de kredilere hiçbir şekilde faiz işletilmeden ötelenseydi bu krediler çok daha mantıklı olurdu. Süresi ne olsa daha iyi olurdu. Yani bir 6 ay falan olabilir miydi? Tabii ki. Yani kredi ötelemesi belki fazla olmayabilirdi ama en azından çünkü şu an çok ciddi bir sıkıntı var. Evet, şu an açılındı iş yerleri ama hani şu anda öyle bir iş imkanı falan yok. Çok ciddi bir nüfus çıkması oldu ülkeden. Yani gerek öğrencilerden gerek yabancı uyruklulardan. Yani neredeyse ülke nüfusumuz yarı yarıya azaldı. Tabii ki ekonomiyi de dinamiklerini hareketleyen nüfus. Nüfusun olmadığı yerde ekonomi de olmuyor. Şu an iş yerleri açıldı ama iş yok, güç yok. Çünkü millet birinci önceliklerine öncelik veriyor şu an. Ve hayatta kalmak tabii o da. Sağlık tabii ki her şeyin başı ama yani hani açılmış olması ekonominin canlandığı anlamına gelmiyor. Tabii burada ne yapılabilir? Tabii bir devlete olan yükümlülükler falan ertelenmeli. Zorunlu ihtiyaçlar
hasıl olmalı, yerine getirilmeli. Yani bence biraz daha ertelenebilir. Ama banka kredileri en az 2 ay ertelenmeliydi. Sıfır faiz, yani tamam, ne mevduata faiz var, bir de banka ödemelerine de en az 2 ay ertelenme getirilebilirdi faizsiz. Ama şu an banka daha da, tabii ki faiz geliri var orada, daha da mutlu banka bu durumdan. O yüzden bence burada tek biraz eksik kalınıldı. Onun haricinde alınan önlemler son derece yerindeydi. Bu şekilde de ciddiye alınması gerekiyordu. Çünkü yani Allah'a şükür neredeyse hiç denilecek kadar ölüm oranımız var. Bu da dünya çapında baktığımızda çok büyük başarı. Bana göre başarılıydı. Evet, teşekkür ederim. Sayın Önder, siz nasıl değerlendirirsiniz bu geçen süreci? Şimdi pandeminin başında hepimiz neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyorduk. Ne toplum olarak ne hükümet olarak. Hükümet yapabileceği neydi? Ocak ayında Wuhan'da çıktığı zaman bu geldiği belliydi. Ve bazı ülkelerin uyguladığı tedbirler belliydi. Kopya tedbirler uygulamak zorunda kaldı. Yani biz burada ada ülkesiyiz. Hava, deniz, karayı kapattı ve içeride belli bir şey yarattı. Bu arada bizim nüfusumuzun oldukça fazlası, yani bir öğrenci ve işçilerden oluşan bir nüfus yurt dışına kaçtı. Mecbur çıkmak zorunda kaldı. İngiltere'den gelenler sorun oldu. Bu işin sağlık sorunuydu, şeydi, tarafıydı. Fakat halledildi, yani bir şekilde halledildi. O da nedir? Halkımızın bu konudaki duyarlılığı, halkımızın ciddi anlamda kendi sağlığına ve ailesinin sağlığına düşkünden dolayı ve halkımızın bilinçli olduğundan dolayı bu konuda hükümet başarılı gözüküyor. Fakat asıl başarı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde yaşayan şu anki mevcut halkımızındır. Ben öyle görüyorum. Biliyorsunuz Karpaz bölgesinde şoförün gitmesi bir acemilikti. Değişik yerlerde bu farklı farklı şeyler yapıldı. Öğrencilerin gelmesi, bir sürü olay oldu. Ama günün sonunda hükümet bu arada bunları planlarken ekonomik olarak da bir şeyleri planlaması gerekiyordu. Yani süremiz vardı. Siz de biliyorsunuz Mart'ın 12'sinde ondan sonra biz kapalıydık. Hep beraber kapalıydık. Yani evlere kapandık. İlk başta herkes sağlıklı bir şekilde kalayım, yeter ki sağlığımız korunsun, ailemin sağlığı korunsun dedi. Fakat daha sonra bu iş yerlerinin açılacağı, bu insanların gıda ihtiyaçlarının olacağı, bu çalışanların işe ihtiyaçları olacağı bir şekilde hesaplanmalıydı. Ne oldu? Her seferinde basit pansuman tedbirlerle günü geçirmeye çalışıldı. Fakat bizim işet olarak bu olaya bakış açımız böyle değil işte. Bizim işet olarak olaya bakış açımız, tamam, en başta kısa vadeli tedbirlerle hükümetin alması gerektiği şeyleri biz yazdık zaten. Bunu kamuoyuyla paylaştık. Ama orta vadede bizim ve hükümetten beklentilerimiz daha farklı şeylerdir. Çünkü bu işletmenin ayakta kalması gerekiyor. Bu işletmede çalışan insanların buralarda çalışması gerekiyor. Ve bunun sürdürülebilirliği gerekiyor. Emin Bey, siz de farkındasınız. Ekonomi bu pandemiden önce 2018 ve 2017'de zor durumdaydı. Sıkıntılarımız var. Döviz krizi yaşadık. Bir sürü sıkıntılarımız var. Buna rağmen bizim hayatımız çok güzelmiş. Yani onun farkında olmadan hayatımız güzelmiş. Ama bu pandeminin ortasında biz ne yaptık? İnsanlar geleceğini düşünmeye başladı. İnsanlar yemekle, yani temel gıdalarıyla ilgili sıkıntılar yaşamaya başladı. İşiyle ilgili sıkıntılar yaşamaya başladı. Yani biz 2 ay kapalı kaldık. Hatta 1 aydan sonra bizi açtılar. Hatta 2 ay kapalı kaldık, doğrudur. Açtılar. Fakat işlerimizi kesinlikle 1500 lira bir hükümet bir para verdi. Bu yetersizdi. Bizim istediğimiz işet olarak bizim bu kurullarda sunduğumuz teklif insanların insanca yaşayabileceği ücretlerin verilmesiydi bu insanlara. Çünkü işverenler yıllardan beri ihtiyaç sandığına yabancı işçiler için bir fon yatırmışlardı. Bu paralar yattı zaten bu. Bu paralar işverenin parasıydı. Bu işverenin parası yaratılması gerekiyordu. Yerel iş gücünü destek fonu daha etkin kullanılabilirdi. Daha etkin kullanılabilirdi. Yani dolayısıyla bazı hatalar yapıldı. Fakat yani isterseniz aşama aşama gidelim. Tabii yani, şimdi bu noktada yani baktığımızda iş yerleri açıldı. Artık normal hayatımıza dönmüşüz gibi bir bakış açısı var sanki ekonomiye, hükümetin gibi geliyor bana. Ne dersiniz bu noktada? Yani tamam, iş yerleri açıldı, tamamdır. Artık herkes yüzmeyi biliyor, yok, yüzecektir. Yok, kesinlikle. Şimdi siz Emin Bey, ben size bir şey söyleyeyim. Siz bu işinde bulduğunuz Genç TV'yi Emin Akkor olarak siz gelip kurabilir misiniz burayı? Bütçeniz, sermayeniz yeter mi size? Buranın da kurulması için belli bir aşamadan geçiliyor. O iş yerleri öyle bugün kurulmadı. O iş yerlerin çoğu yıllar önceden kuruldu. Atadan dededen alanlar da var. İkinci kuşak olanlar da var. Hatta bazıları dişiyle tırnağıyla kurdu. İş yerler belli bir aşamaya geldi. Fakat ne oldu? Bir gün geldi, bütün işler kesildi.
Yani sizin atıyorum 20 baremlik günlük bir gideriniz vardı. Sizin bütün giderlerinizi gelirinize göre giderlerinizi ayarlamıştınız. Krediniz vardı, taksitiniz vardı, kira ödemeniz vardı, elektrik ödemeniz, maaş ödemeniz, sigorta ödemeniz vardı. Biz kapandık, şimdi açıldı. Bu giderlere hiçbir durdu mu Emin Bey? Durmadı bu giderler. Benim kredi ödemelerim olduğu gibi duruyor. Niye? Çünkü kredileri ödeyebilmem için iş yerimin çalışması lazım. Maaş ödemelerim durdu mu? Belli miktarı durdu ama sigorta ödemelerim durmadı. Benim elektrik ödemelerim durdu mu? Az çalıştığım için biraz elektrik ödemelerim azaldı. Ama gene masraf devam ediyor. Fakat siz sorduğunuz sorunun içinde olduğu gibi peki aynı ciroyu bulabiliyor muyum ben? Eski ciromun %10'unu buluyorum Emin Bey. 10 kişi kapıdan giriyor. 10 kişi eskiden bir kişiden aldığımız parayı 10 kişiden zor zor alıyor. Çünkü insanların tasarruf eğilimleri de başladı artık. Ve dolayısıyla biz masrafımızı çıkartamıyoruz. İşçimizi ödeyemeyecek durumdayız. Ve bunun ötelemelerle beraber Haziran ayında ki herkes öteledik diye sevindi. Yani pansuman tedbiri demiştik biz buna. Haziran ayında bu ötelenmiş krediler, ötelenmiş borçlar, ötelenmiş çekler veyahut da geldiği zaman bu insanlar ne yapacaklar? Asıl kriz o zaman. Asıl kriz Haziran ayında bu vadelerin evet. dolduğu zamandır. Yani 2 Haziran ayına dikkat çekiyorsunuz. Evet. Buradan Sayın Çevik size dönelim. Az önce bankaların kredilerin ötelenmesi gerektiğine dikkat çektiniz. Herhalde yani izleyicilerimizin de damarına bastınız ki hemen bu yönde yorumlar geldi. Ve özellikle izleyicilerimiz hem gelirimiz yokken bu kredileri nasıl ödeyeceğiz? Bir de zaten yüksek olan döviz bu dönemde daha da yükseldi. Ve alım gücünün düşmesiyle birlikte aslında kredi mükellefliği de daha da arttı. Herhalde bu önümüzdeki dönemde bu sıkıntıları daha çok yaşayacak mıyız? Kesinlikle yaşayacağız. Şimdi baktığımızda gerçekten hani banka kredileri ertelensin falan gibi bir yaklaşım var ama bunu faiz almadan ertelenmeliydi. Yani şimdi banka tamam erteleyeyim diyor. Çünkü banka ertelenince para kazanıyor. İşine ama geliyor. İşine geliyor bankanın. Ha bunun doğrusu neydi? Banka bunu faiz almadan ertelemeliydi. Şimdi diyebilir işte banka yöneticileri ya bizim de sorumluluğumuz var şeye karşı. Mevduat sahiplerine karşı. Ya bu sonuçta geçici bir dönem. Yani hayatı dondurmuşuz gibi düşünelim. Belli bir sonuçta çok da değil. Bakın 2 ay gibi bir süre insan ömründe çok uzun bir süre değil. Yani hani pause düğmesine basmışız gibi düşünelim. 2 ay ne mevduat sahibine para verilsin ne de kredi kullanandan faiz talep edilmesiydi bana göre doğrusu. 2 ay sonra olsaydı, hayat kaldığı yerden 2 ay sonra devam etseydi. Ha şimdi tabii ki bu arada da diğer taraftan da makus talihimiz işte TL kullandığımız için sürekli işte döviz yükseldi, ödeyeceğimiz rakam en az %30, çok da ciddi bir yükselim gerçekleşti bu arada. %25, %30'lara varan bir yükselme oldu. Tabii bunun da çok ciddi bir moral olarak hem şey olarak etkisi var. Ya en azından faiz alınmasaydı bu 3 aylık süre zarfında bence çok daha doğru bir hamle yapılmış olurdu. Çünkü sonuçta tabii orada devletin aslında elini taşın altına koyması gerekirdi. Çünkü bankalar da bir işletmedir ve onlar da çok da zaten bu süreçte yapıcı davranmadılar benim gözlemlediğim kadarıyla. Devlet de bankalar üzerinde yaptırım gücünü çok kullanamadığı için bugün içinde bulunduğumuz noktayı yaşıyoruz gibi geldi bana. İş atım reçetesine dönelim. Çünkü bu konularda bütün programı doldurmayalım. Yılın ayın başında Mayıs ayının başında sunmuştunuz. Evet. Ve açıklamıştınız daha doğrusu. Sonrasında temasa geçti mi sizinle hükümet veya bu süreçte hükümet sizinle temasta mıydı? Şimdi Emin Bey, önce biz yaptığımız faaliyet, biz bu kısa, orta, uzun vadeli öneriler paketini hazırladık. Sayın Başbakan'dan randevu aldık. Bir heyetle beraber, Ali Sam Başkan'ın ve başkanımızın ve yönetim kurumumuzun bulunduğu bir heyetle beraber Sayın Tatar'ı ziyaret ettik. Ziyarette Başbakanlık Müsteşarı da bulunuyordu. Notlarını aldı. Biz sevinçten çıktık. Hatta Sayın Başbakan'a şunu dedik. Sayın Başbakan, bu süreçte ekonomik olarak bir yardıma ihtiyacınız varsa herhangi bir şekilde, yani bir işlet olarak da biz elimizi taşın altına koymaya, size yardım etmeye hazırız. Ama bunları ciddiye alın. Çünkü bunlar iyi çalışılmış önerilerdir. Neyse biz görüşmeyi bitirdik, çıktık.
Ardından belli bir zaman sonra elçiliğimiz bizden ilgilendi. Çünkü niçin? Bizim ekonomik tedbirlerini sunmuştuk değişik makamlarına. 3,5 saate yakın heyetimizle beraber elçiliğimizin ekonomi müsteşarı ve maliye müşaviriyle beraber bir toplantı yaptık. Ciddi anlamda ilgilendi. Çünkü kısa, orta, uzun vadede Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çıkış noktasıydı. Ardından maliye müşavirimiz bizzat beni arayaraktan bütün şu maddede bunu ne demek istediniz, bu maddede bunu ne demek istediniz diyerekten tek tek bütün maddeleri sorguladı ve biz hepsini tek tek açıkladık kendilerine. Çünkü bu maddelerin hepsi, ki basında da çıktı bu maddelerin hepsi, bu maddelerin hepsi Kıbrıs, yani KKC'nin geleceğini aşmak için. Yani bu ekonomik olarak Kıbrıs'ın geleceğine biz inanıyoruz dernek olarak ve bütün Kıbrıs'ta yaşayan, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan bütün herkes gibi. Fakat bizim istediğimiz kendi ayaklarının üzerine durabilen, kendi değerlerini yaratabilen, kendi ekonomisini çevirebilen bir ekonomi. Ve bu ekonomide tabii Ali Sayın Başkan'ın biraz önce dediği gibi bizim TL gücümüz yok. Yani TL basmıyoruz, biz para basma gücümüz yok bizim. Yani TL kullanıyoruz, döviz sıkıntımız da var. Fakat biz bunları nasıl aşabiliriz? Üretimle aşabiliriz, değişik yerlerle aşabiliriz. İsterseniz bu sürece kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli diye girelim istiyorsanız. Evet, ona girerken kısa vadeli önerilerinizin başında aslında bir ekonomik kurul oluşturulması yer alıyordu. Birçok kesim aslında bu tür kurullar veya komiteler şeklinde bir yapılanmayı önerdiler ama bir şekilde ekonomiyle ilgili bu noktada hükümet biraz geri kaldı gibi geliyor bize. Sizin de bu ekonomik kurul önerisindeki amacınız neydi? Oradan başlayabilir miyiz? Bizim aslında ekonomik kuruldaki amacımız, şimdi bakın Emin Bey, yasayla kurulmuş odalar var burada. Ticaret odası, işte sanayi odası, işte otelciler birliği, işte müteahhitler birliği falan, mimarlar odası falan filan. Bizim gibi gönüllülük esasına dayanmayan örgütlerdir bunlar. Zorunluluk esasına göre buraya üye olursun. Eğer mal getiriyorsan ticaret odasına üye olursun. Üreticiysen sanayi odasına üye olursun falan filan. Bunlar zorunluluklar üzerine üye olmuş üyeleri barındırırlar. Fakat bizim iş atımı buradaki şeysi sahada olan, gönüllülük esasına göre iş yapan ve sahayı bilen, ticaret yapan insanlardan oluşuyor. Buradaki bizim önerimiz, sahada olan insanların da ve bu elini taşın altına koymuş insanların da bu kurullarda bulunmasıydı. Ve artı biz ekonomi, mesela ticaret odası mal getirmek için fonların indirilmesini talep ediyor. Sanayi odası malı üretmek için, yer üretmek için fonların kaldırmasını üretiyor. Ve sürekli iş çekişmeyen dolayı o onu istiyor, bu bunu istiyor, hükümet bunu yapacağım diyor, bunu yapacağım diyor, bir şey üretemiyorlar. Yani otelciler farklı bir şey istiyor, şeyler farklı bir şey istiyor. Bizim burada işat olarak önerilerimiz neydi? Biz bu ekonomik kurullarda görev yapalım, sahadaki gerekli olan uzman kişilerden destek alın ve bundan hiçbir şey talep etmiyoruz. Ve bu ekonomik kurullarda gerçek olaylar konuşulun, çünkü halk acı çekiyor Emin Bey. Hı. Halk acı çekiyor ve acı da çekecek, bu siyaset üstü bir şeydir. Yani benim işçim veyahut da benim halktan, yoldan geçen insan, benim müşterim acı çekiyor. Yani ne yapacağını düşünüyor. Biz bunları gözeterekten bu önerileri veriyoruz. Sahada olduğumuz için bu önerileri veriyoruz. Evet, bir sonraki önerinize gelecek. Yine size aslında gene şans bankalarla ilgili geldi noktada. Evet. Tabii böyle durumlarda yani ekonominin az darbe alabilmesi için piyasaya bir para akışının olması gerekir. Bu yani ekonominin temellerinden bir tanesi, bir bakış açısıdır. Ve böyle, yine böyle dönemlerde piyasaya da para akışının olabilmesi için devlet ya imkanlarını kullanır ya da aslında kredi koşullarının iyileştirilmesi gerekir. Yani işat olarak önerileriniz arasında da yani krediye erişim noktasında, ucuz krediye erişim noktasında imkanlar yaratılmasıydı. Son günlerde bankaların ilanlarını görüyoruz. Yani medyada reklamlarını da görüyoruz. İşte faiz destekli krediler çıkmaya başladı. Bunlar beklentinize cevap veren adımlar mıdır, yoksa farklı bir şey midir beklentiniz? Ya burada şimdi tabii banka zor dönemlerde şartları daha da, hani kendine daha da sağlam almak istediği için işte kefil sayılarını falan daha fazla istiyor. Teminatları, ipotekleri daha fazla istiyor. Yani şimdi zaten şartlar zor. Bu zor şartlarda da insanlar öyle bir dönem ki hani
Karı kocaya bile kefil olmuyor. Yani nasıl kefil bulunacak? Yani bu kefil şartları, teminat şartları diyor ki işte faiz oranını düşürttük. Ama zaten hani o şartları yerine getirecek durum zaten şu an yok. Yani faiz oranını düşürtmeyle yani bunun yerine daha böyle belli ölçülerde devlet destekli ya hibeler şeklinde yani en azından bu çünkü çok ciddi bir kayıp yani bir işletmenin 2 ay kapalı kalması ve tekrar ondan sonra kendine gelmeye çalışması en az 18 ay alır. Bir yıldan daha fazla bir süre alır. Yani toparlanmak için en az 2 yıl, 1,5-2 yıl gibi bir süre ister. Dolayısıyla da ben sana kredi de zaten ödenmesi gereken bir para. Yani sen bunu %12 ile değil de %9 ile versen ne vermesin de. Çünkü zaten iş hacmi demin Ali Akın Başkan dediği gibi yani onlara %20'lere düşmüş. Yani tekrar eski hacmine gelmesi en az 2 yıl ister ki bu adam tekrar toparlasın, o kredileri ödesin. Yani burada da ciddi eksiklikler var. Yani en azından böyle bir hibe şeklinde bir takım işletmelerin kendine gelmesi için bir şeyler yapılması gerekiyor. Bir diğer konu da Merkez Bankası bu noktada devreye girmeli bize göre Emin Bey. Nasıl? Şimdi mesela çeklerin ertelenmesine dair bazı kararlar alındı. Bu da hayatı böyle kilitleme noktasına getirdi. Yani şimdi sen 3 ay erteledin. Tamam da bu adam tekrar alacağını alabilmeli ki tekrar yerine ham madde koysun. Yani bu o kadar bir kâr marjları düştü ki %10'larda %20'lerde şu an kâr marjları. Sen bu adamın tekrar geri mal alması için sadece %10'unu orada bloke edebilirsin veya %20'sini. Sen deyince bu çekler ödenmeyebilir 3 ay boyunca. Ne oluyor? Sistem tıkanıyor. Bu noktada ne olması lazım? Merkez Bankası'nın devreye girmesi lazım Emin Bey. Buradaki zaten hani kimin ne kadar kredi notu var, kim ne kadar borcuna sadık ödüyor demiyor. O çeklerin notunu biliyor zaten. Yani Merkez Bankası o çekleri fonlamalıydı. Yani nakite çevirmeliydi. Oradaki belli oranlarda yani bir finans kuruluşu gibi Merkez Bankası devreye girip bu tıkanıklığın önüne geçebilirdi. Merkez Bankası yani bu kabiliyeti var mı? Var. Olması gerekiyor. Yani biz bunları hep çalışıyoruz. Yani biz hakikaten üretken bir dernek olduğumuz için bunları hep uzmanlarla tartışıp değerlendiriyoruz. Merkez Bankası'nın bu gücü vardı. Merkez Bankası buradaki bu tıkanıklığı çözmek için bu fonlama yetkisini kullanabilirdi. En azından alacak olan alacağını bilirdi, verecek olan da vereceğini bilirdi. Yani sistem tıkanmazdı. Böylelikle de olayın devamlılığı sağlanırdı. Şu an ödeme kabiliyeti olan da bu kanunlardan yararlanarak ödemek istemiyor. Adamın biliyoruz ki çeki var. Ya diyor zaten diyor böyle bir kanun var, ben bundan yararlanmak istiyorum. Ama bu şey için değil, hani ödeme kabiliyeti olanlar için değil. Tabii ki mesela kapalı olan iş yerleri vardı, açık olan iş yerleri vardı. Açık olan iş yerleri de bundan yararlanmayı tercih etti bu süreçte. Neden yararlanmasın? Yani alacağını 3 ay erteleme gibi bir durum varken niye bunu kullanmasın? Borcunu. Evet. Evet. Yani ondan dolayı böyle sıkıntı. Merkez Bankası'na ben özellikle dikkat çekmek istiyorum. Burada o fonlama yetkisini kullanabilirdi. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu iki konuda? İki konuda Merkez Bankası'nın böyle bir gücü vardı. Doğrudur. Ali Sam Başkan çok iyi yere değindi. Piyasayı rahatlatması gerekiyordu. Emin Bey, ben size bu konuda bir fikir anlatacağım. Çok meşhur bir fikirdir. Adamın birisi otele gelmiş. Odaya bakabilir miyim demiş. 100 euroyu bırakmış aşağıya. Dedim beğenirsem odada kalırım, beğenmezsem paramı alır çıkarım demiş. Otelci 100 euroyu almış, hemen karşıda kuru temizlemeye borcu varmış, götürmüş 100 euroyu ona vermiş. Kuru temizlemeci götürmüş kuru yemişçiye borcunu vermiş. Kuru yemişçi götürmüş çiftçiye borcunu vermiş, sebze aldığı veya da kuru yemiş aldığı yere. O çiftçi almış götürmüş benzinciye vermiş, benzinci de koşmuş getirmiş, en son otele vermiş. Adam odaya çıkmış, aşağıya inmiş, ben odayı beğenmedim demiş, 100 eurosunu almış gitmiş. Ama bütün hesapta birbirine borcunu ödemiş. Bu kadar hızlı dönüyor bu iş. Piyasaya paranın kendi çarpanı vardır. Eğer Ali Sam Başkan dediği gibi Merkez Bankası bu çekleri fonlamış olsaydı bu tıkanan sistem, yani para döndüğü için kendi çarpanıyla beraber daha hızlı dönebilirdi. Yani mesela hükümetimiz şey yaptı, kendi Ali Sam Başkan'ı mutlaka bana katılır, maaşlardan kırpıntı yaptı, bilmem ne yaptı. Bu paranın burada harcandığı zaman iş piyasayı dinamikken iş piyasayı canlandırması gerekiyordu. Biz parayı ne kadar kısarsak iş piyasada o kadar kısıtlama olur. Çünkü ben biraz önce söyledim. Yani insanlar ne yapıyor? Eskiden bir kişiden aldığımız, iş yapıp da aldığımız parayı 10 kişiden alıyoruz. Çünkü insanlar tasarrufa gidiyorlar. Paralar kısıldı çünkü. Yani durum bundan ibaret. Evet.
Şimdi aslında yani kısa vadeli önerileriniz arasında iki madde vardı. Ben ikisini birleştirip biraz tartışmak istiyorum bunu. Çünkü benim de önem verdiğim bir noktadır. Aslında bu pandemi süreci bize gösterdi ki kendimize ne ölçüde yetebilirsek bu tür durumları daha rahat atlatabiliriz. Yani üretimimizin daha fazla olması gerektiği noktasında bir mesajı almış olmamız gerekirdi bu süreçte diye düşünüyorum. Siz de önerilerinizde başta tarımda bir planlama yapılması ve küçük sanayi sitelerinin kurulmasının teşvik edilmesi şeklinde önerileriniz var. Bu iki önerideki kastınız nedir? Biraz bunu konuşabilir miyiz? Evet, buyurun Sayın Çelik. Şimdi yerli üretim her şeyin başı zaten Emin Bey. Yani bugün kendi kendimize yeten bir ekonomi yaratmamızın yegane temeli yerli üretimdir. Biz hep yerli üretimi savunduk. Sonuçta ne kadar az dışa bağlı olursak ki bu süreçte bunu gördük. O kadar çok daha sağlam temellerle yere basıyoruz demektir bu. Ha, bu meyanda tabii ki hükümet eskiden çok güzel şeyler vardı. Sanayi Holding dönemini falan çoğumuz hatırlarız. Kendi başına yeten bir ekonomimiz vardı. Çok güçlü, yani halkımız üretebildiği için refah seviyesi yüksekti. Çok güzel maaşlar alınırdı. O maaşlar tekrar iç piyasaya yansırdı. Yani bunlar müthiş bir ekonomide dinamizm sağlardı. Çünkü para dönerdi kendi içimizde Emin Bey. Yani biraz önce Ali Başkan'ın anlattığı gibi birbirini destekleyen ekonomiler vardı. Yani herkes birbirinden restoranda gider yemek yerdi, oradaki gider benzinini alırdı. Yani çok güzel bir iç döngü vardı. Şimdi sen parayı direkt dışarıya aktarırsan ne olur? Para olduğu gibi oraya akar, oradaki ekonomi işi. Ama asıl olması gereken kendi içimizde döndürebilmemiz parayı. Para kendi içimizde dönerse bunun da yegane nedeni yerli üretimden geçiyor. Yani biz yerli üretimi çok destekliyoruz. Gerektiği gibi birçok desteğin şu an için verilmediğine inanıyoruz ama çıkış yolunun da yerli üretimi desteklemekten geçtiğine inanıyoruz. Yani yerli üretim desteklenmek. Evet, Sayın Önder, biraz daha sizinle ayrıntıya gireceğim çünkü program öncesinde de sizinle bu konuyu biraz tartıştık ve yani devletin istatistiklerini de incelediniz ve bu noktada yerli üretim yani ithalat ihracat dengesini biraz daha dengelemeye çalışmak için atabileceğimiz adımlarımız var mıdır halihazırda? Çok Emin Bey, şimdi bu elimizde gördüğünüz ki arkadaşlar mutlaka gösterecek 2014'ün ithalat raporu. Bu 15, 16, 17, 18 bizim elimizde var. Bizim istatistik kurumumuz, devletin istatistik kurumu veya devletin ticaret dairesi buna çalışıyor. Bakın buradan bir şey sadece açıyorum, rastgele açtım. Terlik getirilmiş 2014'te. Hangi ülkeden geldi? Avustralya, Brezilya, Hollanda, Türkiye, Çin. Hangi ülkeden ne kadar TL olarak gelmiş, ne kadar dolar olarak gelmiş ve miktar olarak ne kadar gelmiş? Bizim elimizde bu raporlarımız var. İstatistik raporlarımız var. Elimizde mevcut. Artı Emin Bey, biz biraz önce siz dediniz ya tarım ve küçük sanayi sitesi. Bizim bu istatistik raporlarımızın içinde hatta daha da ileri gideyim. 2018-2019'da 90 kalem üzerine incelenmiş ve 90 kalem üzerinden 18 ve 19'da bunlar ne kadar bir değer tutuyor ve yıllık artışları eksilişleri ne kadar değer tutuyor ve toplam miktarda 2018 yılında bizim bu adaya getirdiğimiz ürünler ki bu %68 ürünü kapsıyor. İthalatın %36'sını kapsıyor. Ve bunlar 1 milyar 816 milyon dolarlık maldan bahsediyorum size. 90 üründen sadece. Bizim yani elimizde bu veriler olduktan sonra biz... Yani bunların bir bölümü burada kolaylıkla üretilebilecek ürünler diye. O taraf oraya geliyorum Emin Bey. Şimdi biz tarım, burası sizin sorduğunuz soruya döneyim. Tarım ekonomisi oluşturmamız lazım. Çünkü önümüzde artık mevsimsel değişimler var. Tarımla ilgili bütün ülkeler kendi sınırlarını kapatıyorlar ve hastalıklar ve ekonomiler oluşuyor. Tarım bütün ülkeler için, gıda bütün ülke için önümüzdeki yüzyılda ve bizim çocuklarımız için
stratejik öneme sahip ürün olacak. Tarım. Kesinlikle üretim yapmak zorundayız. Tarıma dayalı, yani ikinci ürün dediğimiz, yani tarımın türevleri, tarımı işleyip pazarlamamız gerekiyor. Hı hı. Yani ben burada atıyorum enginarı ürettim, baş enginarı bir yere kadar koruyabilirim. Ama enginarı işleyip konserve haline getirip üçüncü ülkelere pazarlayabilirsem asıl katma değeri ve bu ülkeye geliri buradan getirebilirim. Yani biz bununla şey yapıyoruz. Küçük sanayi sitelerinin kurulumunun içinde bizim İŞAD'ın bir projesi var. Bu konuda bir çalıştık, biz ciddi de çalıştık. Hatta belli arkadaşlarımız çalıştı. Projemizin özelliği şu. Bizim İstatistik Kurumu'nun ve Ticaret Dairesi'nin elinde bu verilerin hepsi var. Biz buradan aldık o verileri. Yıllar itibariyle hepsi var. Belli ürünler, burada üretilebilecek belli ürünler saptanıp bu ürünlerle ilgili lisans, imtiyazlar verilmeli üretebilecek firmalara. Ve bunlar için de belli bir üretim yerine küçük sanayi siteleri kurulmalı. Küçük sanayi sitesi. İŞAD buna talip. Hatta bunun projesini yaptı ve şu anda tahsisle ilgili veya herhangi bir şey yapılabilirse biz kesinlikle biz proje, ücretsiz proje çizebiliriz buna. Yani verebiliriz. Fakat buradaki proje şu. Bu üretecek, yerli üretecek firmalara belli ölçekler konacak. Yani kalite standardı getirecek, narhlar konacak ki bu insanlar üretsinler ama kaliteli ürünler üretsinler içeride. Fakat biz bu insanlara her zamanki gibi bütün üçüncü dünya ülkelerinde şu yapılır. Fonları yükseltirsin kardeşim. Bu içerideki adam kalitesiz ürünü halkına yedirmeye çalışır. Dışarıdan gelen üründe üç katı olur. Adam bazıları maaşından kısa kaliteli ürün yedir. 1980 öncesi Türkiye gibi. Halbuki özel sonrası ne yaptılar Türkiye'de? Bu üretici insanlara bazı konularda kolaylıklar sağlandı. Yani elektrik konusunda muafiyetler sağlandı. İşçilik konusunda belli indirimler, daha doğrusu katkılar sağlandı. Sigortalar konusunda. Ve bu yerli üreticiyi yavaş yavaş yükseltildi. Yani Anadolu Kaptanları Türkiye'de kendilerine oluşmadı biliyorsunuz. Tayvan bu işi 30 yıl önce Tayvan bu işi bu şekilde becerdi. Başardı ve şu anda Tayvan malları bütün dünyada geçerli olan, artık belli bir zamana geldikten sonra hem kaliteli hem de ürün skalası çok geniş bir şey. Ada Cumhuriyeti'dir Tayvan. Ve ne oldu? Tayvan artık destekleri çekti çünkü bu firmalar ayakta kalabiliyorlar. Biz bunları yapabilecek güçteyiz Emin Bey. Bu Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk insanı eğitimli, akıllı ve Kuzey Kıbrıs'ın bu coğrafya bütün bu hitaplarına hitap edilecek durumdadır. Ne eksiktir o zaman? Öngörü eksiktir. Artı ve hükümetlerin görevi. Hükümetler piyasaya düzenleyici görevi vardır. Hükümetler piyasa yapmazlar. Hükümetler piyasayı düzenlerler. Hükümetler şu anda bu şu anki kadar Kıbrıs'ı biz düşündüğümüz zaman 11-12 aylık bir hükümet süresi olan hükümetlerin bunları yapmasını pek bekleyemezsiniz. Fakat asıl 11-12 ay içinde de gerçekten dirayetli bir hükümet, bu ülkeyi, bu vatanını seven insanlar bazı düzenlemeler yaparlarsa organize sanayi bölgelerinde belli firmalar hayata geçebilir. Ki Emin Bey düşünün, biz bir mal üzerinden 1000 tane 3000 tane ürün, ben burada tespit ettim, binlerce ürün var. 3000 tane üründen 1000 tane ürün seçsek, biz değişik burada üretilebilen ürünlerden 1000 tane ürün seçsek, bunlardan da her ürün için 3 kişiye lisans versek ve bunlara kıstas koysak, desek ki kardeşim bunu böyle yapacaksın, bu standartta yapacaksın, bu kalitede yapacaksın. Bu ürünleri, bunun kurulması için bir sanayi bölgesi kurulması gerekiyor. Altyapı kurulması gerekiyor. Bu fabrikaların kurulması için buraya makineler gelecek, devletin alacak KDV gelirleri var. Bunları burada kurulacak ve işletmeye alınacak. Artı burada çalışacak olan yerli istihdam var. Düşünün, 1000 tane ürün için lisans verseniz, 3'er kişiye verseniz 3000 tane işletme yapar. Her bir işletme 10'ar kişi çalışırsa 30 bin istihdam yapar. Bunların sigorta yatırımları olacak. Bunlar insanlar burada döngü oluşacak. Yani dolayısıyla biz bu ürünleri burada üretebiliriz. Artı bu ürünlere nahlı sistem kaliteli, yani yerli ürün logosu koyacaksın bunlara ve nahlı sistem, yani Türkiye'nin etiket kanunu vardır, Türkiye'de çıkmıştır. Etiket kanunu buraya getirdiğin zaman adamın burada nedir? Ne kadar üretti kardeşim? 1 lira üretti. Üreticinin üretici maliyeti 1 lira. Bunun şeye ne kadar gelmiş? Markete ne kadar gelmiş? 1.25. Atıyorum markete geldiği zaman KDV'siyle beraber 1.25'e gelmiş. Bunun marketin ne kadar kârı vardır? Atıyorum 25 kuruş belli bir şeyle. Bunun üreticiye satışı da atıyorum 2 lira.
Üretici, tüketici baktığı zaman bunun nerede üretilmiş, kaça üretilmiş ve bu ne zaman üretilmiş ve hangi ülkede üretilmiş? Yani Kıbrıs'ta mı üretilmiş veyahut da yurt dışında mı üretilmiş? Bunları da görmesi lazım. Yerli üretimi biz yaptığımız zaman Emin Bey, biz burada belli bir üretici kesim oluşturacağız ve ben inanıyorum ki bu üreticinin içinden de dünyayla rekabet edebilecek insanlar çıkacak. Çünkü bizim Kıbrıs halkımız zeki, eğitimli ve öngörüsü yüksektir. Evet, bir izleyicimiz aslında tam dediklerinizi bir cümleyle, yani ne yapılması gerektiğini bir cümleyle özetledi. Yani sağlıklı bir sanayi envanteri şart öncelikle. Yani bunu ortaya çıkarmak. Kesinlikle. Ve talep projeksiyonunu da ortaya çıkarmak lazım. Yani neye talep var? Yani neyi, nasıl, ne kadar ve hangi maliyette üretim yapılabilecek? Birçok ürün var ki hem ülkede üretiliyor hem yurt dışından geliyor ama bazılarında ülkemizdeki maliyetleri düşürebilsek belki de yurt dışından gelişlerine gerek kalmayabilir o ürünlerin. İlk adımda belki de bu noktadan başlanabilir mi? Veya yurt dışından gelir ama ham maddesi ülkemizde de vardır. Bu ürün çok rahat üretilebilir. Onlara teşvik verecek şekilde. Yani bunların izleyicimizin dediği gibi bir envanterin önce ortaya, siz de aynı şeyi söylediniz aslında, koymak gerekir. Ve tabii eğer irademiz varsa da adım adım ilerlemek lazımdır. Siz ne eklemek istiyorsunuz buradaki bu konuda? Buradaki Emin Bey en büyük olay girdi maliyetlerin düşürülmesi gerekiyor üretimde. Bizde maalesef bizim tabii üretici üyelerimiz de olduğu için bunları gayet yakından biliyoruz. KKTC'de elektriğin maliyeti 0.37 kuruşken tabii en büyük rakibimiz Türkiye biliyorsunuz. Türkiye'de elektriğin maliyeti 0.37 kuruşken KKTC'de 0.98 kuruş. Yani neredeyse 3 katı. İşte KKTC'de bugün asgari 3830 TL'yken TC'de bugün 2230 TL. En yakın coğrafyamız Türkiye olduğu için hani bunları baz almamız gerekiyor. Yani sonuçta neredeyse elektrikte 3 katı gibi bir fark var. Asgari ücrette gene çok ciddi bir fark var. Şimdi burada elektrik her bütün üreticilerin girdilerini etkileyen çok ciddi bir etken. Burada elektriğin bir kere ucuzlatılması gerekiyor Emin Bey. Bu da nasıl olur? Liberal ekonomiyi benimsemek lazım elektrikte de. Mesela akaryakıt elektrik şu an full oil ile çalışıyoruz. Bu full oil'in temininde olsun, işte elektrik üretimindeki jeneratörlerin temininde olsun, dünyaya açmamız lazım. Bir kere buradan başlamamız lazım. En büyük kalem şu an üretimdeki elektrik. Yani sen burada 3 katı daha fazla elektrik ödeyerek alıyorsan nasıl? Burada kastettiğiniz enerji üretimini çeşitlendirmek midir, özelleştirmek midir? Enerji, yoksa ikisi de mi? İkisi de var. İkisi de var. Bir kere enerjiyi ucuz mal etmeli üretici. Tekrar bu personel yatırımları da çok ciddi maliyetler tutuyor. Bununla da ilgili yatırım muafiyetleri falan getirilebilir. İşte sosyal sigorta ihtiyaç sandığı gibi. İşçi yatırımları düşünülebilir. Akaryakıt maliyetleri biraz daha düşürülebilir. Orada muafiyetler verilebilir. İşte ham madde temininde biraz daha imtiyazlar sağlanabilir. Yani bunlar şu an konuşup gündemimizde tutmamız gereken şeyler. Ki gördük bu iki aylık pandemi sürecinde. Yani üretimi her türlü desteklememiz lazım. Yani buradaki etkileyen en büyük maliyetler de girdiler. Girdileri düşürmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de çok ciddi çalışmamız lazım. Özellikle elektriği hakikaten KKTC halkı olarak çok yüksek tüketiyoruz. Yani hakikaten kabul edilir gibi değil. Yani bunu ciddi anlamda masaya yatırıp bu girdileri düşürmemiz gerekiyor. Özellikle elektrikte çok ciddi şeyler var. Yani çok yüksek. Yani bu elektrik maliyetleriyle üretim yapmak hakikaten kolay değil. Ve bunu sürdürebilmek. Evet, bu noktada Sayın Eren Arıklı'nın da bir sorusu var sizlere. Ben ileteyim süremiz bitmeden, ki Sayın Enver Mamülcü'nün de sorusu var. Onu da ileteceğim az sonra. Sayın Arıklı, kapıların açılmasına İŞAD nasıl bakıyor diye bir soru yöneltti. Buyurun. Sayın Arıklı'ya selamlarımı sunuyorum. Kapıların açılmasına İŞAD şu anda istiyoruz, fakat kontrollü bir açılım istiyoruz. Çünkü bizim zaten şu anda daha önce pandemiden önce kaç tane sektörümüz vardı? 2,5 sektörümüz vardı. O da neydi? Eğitim, turizm ve 1,5 sektörümüzde Rum'dan gelen döviz farkından, kur farkından dolayı Rum'dan gelen bir ekonomi vardı.
Dünyada bu pandemi bitmeden bizi kapıları açmamız çok zor. Fakat kontrollü bir açılım yapmamız lazım. Dolayısıyla bu ki yapılması gereken bütün dünyada hemen hemen yaklaşık bu uygulanacak ki bir artık kontrollü turizmi, kontrollü ticareti öğreneceğiz. Bir şekilde raporla buraya insanları getireceğiz ve hatta bu biten yerlerde kontrolü yapılacak, daha sonra karantinaya kabul eden insanlar buraya gelecek. Veyahut da bu turizmde turizmcilerin külfiyetini çektiği, temiz olan veyahut da karantina alabileceği insanları getirecekler. Ama kapılar bir süre sonra açılması lazım. Bu ekonominin çalışması lazım. Eylül ayında herkes belli bir salgın daha bekliyor. Fakat hükümetimiz bu konuda ikinci bir dalgayı bekliyor. Hükümetimiz bu konuda ciddi önlemleri alırsa ve bu şekilde raporla ve karantinayla bu işi ciddi alırsa biz bu sıkıntıyı çekmeyiz. Ama içeride de ekonomi yavaş yavaş canlanmış olur. Evet. Kesinlikle. Yani şimdi hani zaten dünyada da bu açılım başladı. Yani bu sonsuza dek gidecek bir durum değil zaten. Buna göre önlemimizi alarak yavaş yavaş açılımları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani bu zaten sürdürülebilir bir durum değil. Ya açılmalı bence. Kontrollü bir şekilde açılmalı. Bu arada tabii önlemleri de arttırarak açmamız gerekiyor. Açmamız gerektiğine inanıyorum ben açıkçası. Evet. Yani İşaret Başkanı Sayın Mamülcü de herhalde konuyu atlamayalım diye bize buradan soru olarak iletti. Aslında ortaya koyduğunuz reçetenin orta vadeli önlemleri arasında da yer alıyordu. Başkanlık sistemine geçilmesi noktası. Nasıl bir bağ kurabiliyoruz burada? Yani başkanlık sistemine geçmekle yani ekonomik darboğazın aşılmasına bir katkı nasıl oluşabilir? Oradaki düşünce nedir? Biraz açabilir miyiz onu? Şimdi Emin Bey, başkanlık sistemi şöyle bir şey. Biz parametre sistemi olarak şu anda yönetiliyoruz. Fakat parametre sistemin sıkıntısı 10 hükümetler 11 ay veya 12 ay, 13 ay gibi sürede yapılıyor. Kendilerini idam ettiriyorlar. Fakat ne oluyor? 13 ay gibi sürede bu parlamenter sistemde kimi bakan olmaya çalışıyor, kimi bir şey yapmaya çalışıyor. Yıllardan beri biz yaklaşık 46 yıldan beri birçok hükümet değiştirdik. Fakat Rum 5 yılda bir değiştirdiği için hükümetleri gayet de istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Başkan bizim İŞİD'in savunduğu başkanlık sisteminde parlamenter sistem değil, başkan ve teknokratlardan oluşan, dışarıdan da atanabilecek bir başkanın, ki bizim ada cumhuriyetleri genelde bu şekilde idare ediliyor ve dünyada bir sürü başkanlık sistemi var ama demokratik ve idare edilebilir şekilde yapılması gerekiyor ki biz o zaman daha hızlı seçilme kaygısı olmayan insanlarla gerçekten vatanına, milletine hizmet etmeye çalışan insanlar, ahbap çavuş ilişkilerinin artık tarih olduğu dönemde biz daha hızlı ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz ve bu şekilde olursa ancak ekonomide ciddi anlamda tedbirler alınabilir, uygulayabilir, insanlar iş başına gelebilir. Yoksa her 11 ayda seçilme kaygısı olacak, yok önümde cumhurbaşkanlığı seçimleri var, aman şunu küstürmeyin, aman şunu şöyle yapmayın, aman bu şunu çıkartmayın diyen insanlarla artık bu işlerin yürümeyeceğini biz işe olarak anladık. Çünkü tıkandık, artık kara göründü, deniz bitti. Evet, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Çevik? Bizim burada savunduğumuz Emin Bey, böyle kendi dokumuza uygun bir başkanlık sistemi belirlemekten yanayız biz. Şimdi gördüğümüz gibi Alakan abinizin de dediği gibi yani bir 13 ay 14 ay gibi bir süre sürüyor hükümetlerin ömrü. Yani orada yapılan bir, verilen bir emek var. Yani ciddi bir, mesela her bakanlıkta ciddi bir noktaya getiriliyor birçok konu. Tam sonuç alınacakken hükümet düşüyor. Tam sonuç yani bu ne oluyor? O kadar verilen emekler hep boşa gidiyor. Bizim inandığımız şu ki yani böyle en azından bir seçilen bir 4-5 yıl başta kalabileceğini bilsin ki böyle kalıcı icraatlar yapılabilsin. Toplum için, devletimiz için böyle kalıcı icraatlara imza atılabilsin. Ama tekrar bilirse ki oradaki işte hükümet edenler, bakanlık 11 ay 12 ay sonra zaten görevden düşecek. Hani böyle çok radikal kararlar alınamıyor. Biz bunu savunuyoruz. Yani böyle radikal, böyle kalıcı kararlar alınabilmek için en azından bir seçilen bir 4-5 yıl orada kalmalı. Bunu da başkan
seçilecek, bir başkan seçilecek. İşte atamaları oradaki seçilen başkan yapacak. Yani herkesin böyle seçilip seçilmeme gibi bir sorun olmayacağı için böyle hakikaten faydalı olan, topluma yararlı olan şeylere imza atılabilecek. Biz bunu savunuyoruz. Yani en azından şekillendirilebilir. Yani bu daha ayakları yere basan, kendi yapımıza, kendi dokumuza uygun bir sisteme geçebiliriz. Yani görüyoruz ki bu yürümüyor. Yani hani küçük toplumlar daha iyi yönetilebilir ama biz şu an bunu yapamıyoruz bu sistemde. Böyle bir köklü bir değişiklikle bunu yapabileceğimize inanıyoruz biz dernek olarak ve bunu da dillendiriyoruz katıldığımız birçok platformda ki hakikaten şu an buna ihtiyacımız var. Evet, şimdi ekonomiyi bir bütün olarak düşündüğümüzde her vatandaş ekonominin bir parçasıdır ve şu anda yani bazen mutfak ekonomisi de diyoruz. Herkes mümkün olduğunca tasarruf yapmaya çalıştığı için de zaten piyasaya para akışının beklenildiği gibi olmamasının sebeplerinin altında da bu da yatıyor. Çünkü insanlar acaba ikinci dalga gelirse beni nasıl etkiler? Veya bırakın ileride onu nasıl etkileyeceğini. Çok sayıda insan zaten ya işsiz kalmıştır ya da kesintili maaşlar aldığından dolayı evine daha az bir para getirdiğinden dolayı kendi aylık ekonomisini kontrol edebilmek için ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu noktada nasıl bir açılım yapılmasını öneriyorsunuz? Yani ne yapılabilir? İnsanların yani ev ekonomi yani mutfağının da evine getirdiği ücreti hem kontrollü kullanması aslında yani kontrollü kullanması derken biraz içi rahat kullanması da gerekiyor gibi geliyor bana. Bu noktada önerileriniz var mıdır? Bu noktada önerilerimiz ya tabii ki şu an herkes tedirgin. Ciddi anlamda hani dünyadaki herkes tedirgin yalnız bizde değil. Bu noktadaki en büyük görev tabii ki hükümetlerimize, hükümet edenlere düşüyor. Buradaki ekonominin bir kere rahatlaması lazım. İşte esnafların rahatlaması lazım. Buradaki en büyük katkı bu biraz önce de belirttiğimiz gibi alınacak tedbirlerle bu bir süreç içerisinde yoluna girecek konular aslında bunlar. Mesela üretimi desteklemek, esnaflara hibeler şeklinde krediler sağlamak. Yani hayatı rahatlatıcı tedbirleri, bu bizim bu sunduğumuz kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler aslında kısaca bunları hedefleyerek biz bunları hazırladık aslında. Tabii bunların uygulanması, bunlar bir zaman gerektiriyor tabii ki ama günün sonunda da bunlar uygulanırsa biz biraz böyle ekonominin, işte mutfakların, insan hayatının rahatlayabileceğine inanıyoruz. Bunlar uygulanırsa eğer yavaş yavaş hayat yoluna girecek. Tabii ki bir anda olmaz bu. Herkes bunu biliyor ama belli bir süreçten sonra en azından yavaş yavaş yoluna girer diye düşünüyoruz. Bizim reçetelerimiz uygulanırsa. Evet, Sayın Önder siz ne söylemek istersiniz bu konuda? Ben mutfağın rahatlatılması gerektiğine inanıyorum. En baştan beri bunu söyledim zaten. Yani insanların bir şekilde gelirlerinin daha iyi götürülmesi gerek. Bunun için de inşaat orta vadeli önerilerinden ben burada okuyarak devam etmek istiyorum. Çünkü vaktimizin az kaldı. Sınırlı olduğunu biliyorum. Çünkü birçok şeyi okuyamayacağız. Tabii, birçok şeyi temas edemeyeceğiz. Onun için ben bu şekilde devam etmekten müsaade ederseniz devam edelim. Tabii, buyurun. Mesela orta vadeli önerilerde sizin de belirttiğiniz gibi başkanlık sistemi vardı. İkinci öneri yurt dışı vatandaşların ülkeye gelmesi ve kapitallerini getirmesi için teşvik imkanı sağlamak. Yani bu nedir? Askerlik, gümrüksüz araç, eşya getirme hakları başta olmak üzere. Bu bize ne getirecek? Bu pandemi süresince adaya gelmek isteyen bir sürü vatandaşımız var. Ve bu insanlar gerçekten ciddi anlamda yurt dışında iyi işler yapmışlar, iyi paralar kazanmışlar ve daha önce bu adaya gelmek istemiyorlardı. Fakat şu anda bizim adamız güvenli bir ülke, güvenli bir adadır ve bu insanlar bu adaya gelip yerleşmek istiyorlar ve ciddi de bir talep var. Yani dolayısıyla bu insanlara, adaya gelmek isteyen insanlara bizim derneğimiz diyor ki bu insanlara imkan yaratılsın, bu imkanlara insanlara bir defaya mahsus bir imtiyaz verilsin ve bu askerlik konusunda belli bir serbestiyet verilsin veyahut da askeriyle çalışılsın, neler yapılabileceği konusunda belli şeyler yapılsın ve bu insanlar bu adaya gelebilsinler ve ciddi bir ekonomi getirir, yanlarına da ciddi bir ekonomi getireceklerdir bunlar. Ve dışarıda. 3. Yurt dışından finans akışını sağlamak adına devletimizin belirleyeceği miktarda yatırım ve istihdam sağlayanlara
yatırımcı danışmanlık. Yani Rum kesimi altın vatandaşlığı önerdi. Bu da yaklaşık işte atıyorum 1 milyon euro yatırım yapana şunu dedi. Biz de 1 milyon demeyelim de onun yarısı kadar diyelim. Yani 500 bin euro desek 3,5 milyon yapar. 3,5 milyon da bugün bir apartman yapan müteahhit veyahut da atıyorum bir iyi bir iş yeri kuran bir yatırımcı bu parayı getirebilir. Çünkü iş yeri yatırımı yapan insanlar birinci kadem olarak bu parayı yatırır. Daha sonra işi geliştirmek için değişik paralarla yatırmak zorundadırlar. Dolayısıyla biz bu yatırımcı vatandaşlığı da gündemimize almak zorundayız. Çünkü bizim nüfusa ihtiyacımız var. Bu ekonominin rahat rahat dönebilmesi için, çarkların rahat rahat dönebilmesi için kaliteli, nitelikli nüfusa ihtiyacımız var. Dördüncü madde, şimdi hatırlarsanız Emin Bey, Türkiye Cumhuriyeti ve KKCC'nin IP ve kredi kartları kapatarak sanal kumar işletmelerini yasallaştırarak ülkeye geri kazanan. Bu ilk duyduğu zaman kulağa hoş gelmeyen bir madde. Fakat asıl şuradan geliyor bu. Ben ki bunu birçok bu konuya karşı olan insanlara dahi izah ettim. Nedeni de şudur. Bu insanlar bildiğiniz gibi Tufan hocamız zamanında Girne'deydiler. Ve ne oldu, biz bu insanları çağırdık. Dedik ki kardeşim siz bu işi burada yapıyorsunuz ama siz şunu yapmayın, şunu belirtmeyin. Adamlar da resmen buraya terk ettiler, Karadağ'a gittiler. Bu işi hala dünyada bu adamlar yapıyorlar. Fakat ne oldu? Bu adamlar, bizim buradaki teklifimiz şudur. IP ve kredi kartlarını kapatarak bu insanları buraya çağırıp, çünkü bu insanlar 2000 kişi çalıştırıyorlardı. Bu insanların yanında çalışan insanlar burada bir ekonomi oluşturuyorlardı. Zaten bu insanlar şu anda Karadağ'da bütün dünyaya bu işi yapıyorlar. Fakat bu insanlar buraya gelmek istiyorlardı ve hiçbir de suça karışmıyorlardı. O dönemde bu insanların hiçbir suça karışmamıştı ve bu insanlar da bu işi burada yapıyorlardı. Biz teklifimiz şudur. Kredi kartlarının ve IP numaralarının Türkiye'ye kapatılıp bu insanların buraya davet edilmesi ve bir ekonomi yaratılmasıdır. O günlerimizi düşünün ve bu insanlar burada bu işi yapıyordu. 5. Ülkeye finans sağlanması açısından pek çok aday ülkesi gibi Türkiye ve İngiltere ile görüşerek, buradaki madde Türkiye ve İngiltere ile görüşerek, çünkü finansımız bizim burada bankacılık sisteminde ve finansdaki tek çıkış noktamız Türkiye ve İngiltere'dir. Görüşerek gelir vergisi bağlamında ülkenin adeta vergi cenneti haline getirilmesi. Biz burada vergi kaçakları veya kara paradan bahsetmiyoruz. İnsanlar kendi ülkelerindeki paralarını yatırabilmek için ülke arıyorlar. Çünkü kendi ülkelerindeki gelir vergisi %40'lara varan bir belli bir kesintiler oluşturuyor. Eğer biz bu paraları %10'lar gibi bankacılık sistemine dahil edebilirsek, biz bu parayı değişik üzerine belli faizlerle koyaraktan bütün coğrafyaya pazarlayabiliriz ve ciddi anlamda finans merkezi yaparız buraya. Ki Emin Bey belki de biliyorsunuzdur, bütün adalardaki finans sektörü, adaların gelir kaynakları finans sektörü üzerine kuruludur. Genelde küçük adaların gelir kaynakları finans sektörü üzerine kurulur. Ama biz burada bahsederken kara para veya yasal olmayan yol bahsediyoruz. Yasal olan bankacılık sistemi için sokulabilecek paradan bahsediyoruz. Ve dünyada bu para arayış halinde. Eğer biz bunun yasal zeminini, altyapısını yaparsak biz buraya ciddi bir fon oluşturacağımıza eminiz. 6. Yerli üreticiyi korumak ve teşvik etmek için gerekli gümrük düzenlemelerinin ivedilikle yapılması. Biz e-gümrüğe, e-ticaret, e-gümrük, e-gümrüğü biz yıllardan beri yapmaya çalışıyoruz. Fakat doğru düz bunu yapamadık. Gümrük müsteşarlığı bir türlü bu Türkiye ile entegre olamadık. Bu gümrüklerle ilgili düzenlemeyi yaparak gerekirse bu da içeride ro-ro gemileriyle, nakliye ro-ro gemileriyle koyaraktan bu taşımacılığı yarı yarıya uzatmayı ve iş et olarak da ticareti hızlandırma taraftarıyız. Yani, evet, teşekkür ederim. Yani daha maddeleriniz çok ciddi anlamda uzun vadeliyle var ama programımızın sonuna geldik. Umarım ilerleyen dönemde yeniden konuşuruz. Belki dikkate alınan ve ilerleyen önerilerinizi de değerlendiririz. Ben bir madde daha ilave edebilirim. Tabii, küçük bir madde. Yani burada bunu atlamadan, söylemeden geçemeyeceğim. Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın biliyorsunuz elimizde bir hava yolumuz vardı. Artık yok. Hep beraber yedik içtik, suya götürdük. Burada taşımacılıkla, yani hava yolu bizim için çok ezdem önemli sahip. Hava yolu olmadığı için turiste getiremiyoruz, öğrenciye getiremiyoruz, içeride bir şeyler canlandıramıyoruz. Biz bu süreçte maddelerden bir tanesi Türk Hava Yolları Türk Hava Yolları ve Türkiye Cumhuriyeti'ye konuşaraktan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iç hatlara alınması, iç hatlar statüsüne alınmasını savunuyoruz. Nedeni de şu, havaalanı vergileri, iç hatlarda havaalanı vergileri daha çok daha düşük olduğu için bilet fiyatlarından yarı yarı fark ediyor. Dolayısıyla biz eğer iç hatları alınırsak Türk Hava Yolları tarafından
Mesela biz bunun çalışmasını yaptık. 300 liralık bir biletin 187 lirası vergi, 160 lirası havaalanı vergisi. Tabii havaalanı işletmecileri nasıl ikna edeceğiz bu noktada? Havaalanı işletmeleri ikna etmemize gerek yok. İç hatları alınırsa biz burada direkt iç hat olarak da işlem göreceğiz. Ve dolayısıyla bilet fiyatlarımız, belli Ulaştırma Bakanlığı bunun çalışmasını yapmıştır. Biz de yapıyoruz aynı çalışmayı. Eğer bunu yaparsak o zaman biz buraya turist de getirebiliriz, öğrenci de getirebiliriz. Bizim tek yapmamız gereken burada dış hatlar olan Ercan Havaalanı'mızı iç hatlar olarak kabul edilmesi. İç hatlar olarak kabul edilirse bizim burada havayolu taşımacılığımız yarı yarıya düşecektir masraflarımız. Evet, teşekkür ederim değerlendirmelerimiz için. Sevgili izleyiciler, bu akşamki ayrıntı programının da sonuna geldik. İç hattan iki konuğumuz vardı. As Başkan Sayın Ali İhsan Çevik ve Genel Sekreter Sayın Ali Akın Önder'le birlikte iç hattın ekonomiden daha iyiye gidişiyle ilgili reçeteyi tartıştık. Programımızın el verdiğince madde madde de değerlendirdik. Umarım ilerleyen dönemlerde de yeni ve farklı önerileri ve önerilerin dikkate alındığını işleyeceğimiz programlarla da sizlerle birlikte oluyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.